Kahve Arasından herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün ayın 17'si ve son işlem günündeyiz. Hemen rakamlarla başlayalım. 88.264 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Dolar 3.67'lerde, Euro 3.91'lerde, parite 1.0641 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Altın 1241 ons dolar, gram altın 146-147 TL bandında, Brent petrol 55 dolar 40 sent. ABD borsaları ve Avrupa borsalarının hepsi eksi de, Türk borsası bu bağlamda pozitif ayrışmış görünüyor. Faiz cephesinde %10.90'lı seviyelerdeyiz. Bu arada hemen hızlı bir şekilde haberlerimize bakalım. Dev proje Altay tankı ile ilgili bir haber geldi TÜMOSAN'a. Yeni bir haber. TÜMOSAN Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Altay tankı güç grubu geliştirme projesi değerlendirme süresini 24 Şubat'a kadar uzattı. Bu arada 2 milyon makul için müjdeli bir haber var. Temmuz'da yürürlüğe girecek aylık sandığı var. Günlerdir konuşuyoruz bunu. Zor duruma düşen iş yerlerine sağlanacak bu sandıkta prim ödemesi de var. 10 aya varan bir maaş ödenecek esnafa ve toplam 14.110 TL'ye varan ödemeler gerçekleştirecek. Bu arada hazine müsteşarlığınca bir ihale gerçekleştirildi. Faiz burada %5.65 oldu ve 1.25 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 4 kat talep geldi hazinenin tahvil ihracına. Ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği açılan kapanan şirket sayısını verdi. Açılan şirket sayısı 6.000, kapanan şirket sayısı ise 2.000 oldu. Plan Bütçe Komisyonu'na kabul edilen vergisini düzenli ödeyen mükelleflere %5 indirim yapılması ve esnafa aylık kurulmasına, fonu kurulmasına ilişkin yasa tasarısına bir de çiftçi borçlarına yapılandırma meselesi de girdi. Bu da çiftçiler için sevindirici bir haber olsa gerek diyelim ve hemen konuğumuza döneceğiz. Kalder Başkanı Buket Eminoğlu, Pilavcı bizimle. Hoş geldiniz Buket Hanım. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta sonu, cumartesi, pazar iki gün bir çalıştay gerçekleşecek bildiğim kadarıyla. Ve bu çalıştayda da önemli değişimlere gebe bir çalıştay diye biliyorum. Önce oradan isterseniz başlayalım. Nedir tabii amaçlanan? Aslında bizim Kasım ayında yaptığımız bir kongremiz oldu biliyorsunuz. Büyük bir kongre. Orada biz yeni normali, dünyanın yeni normlarını aslında irdelemiştik. Ve oradan yola çıkarak da bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda öncü olmalıyız. Ve kendimizi yeniden tanımlamalıyız dedik. Çünkü 25 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak kurumların değişim ve başarı hikayelerini hep kılavuzluk etti Kalder. Şimdi yeniden kendisini gözden geçirip yeni dünya normlarının talep ettiği hizmet ve bu anlamda verebileceği katkıları tekrar tarifleyecek. Kendini bir gözden geçirecek. Bu son derece önemli çünkü burada çoğulculuk ve şeffaflık ilkesine göre biz bir paylaşım yapıyoruz, kendimizi gözden geçiriyoruz ve sonra da işte yeni başlangıçların ve başarıların altyapısını oluşturmak adına bir çalışma bu. Bu arama toplantısından çıkacak değişim mesajları hem Kalder'in bundan sonraki hizmetlerinin neler olacağını belirleyecek hem de sivil toplum kuruluşlarına örnek bir model teşkil etmek istiyoruz. Bu da çok önemli bir çıktı olacak bizim için. Şimdi sivil toplum kuruluşları değişen dünyada da değişmeli modası doğru, anladığım kadarıyla doğru var. Bir de mükemmelliğin dönüşüm rotası mı bir slogan? Evet, slogan. O bizim evet mükemmelliğin dönüşüm rotası diyoruz. Çünkü biz yıllardır IFKM'in mükemmellik modelini taşıyoruz ve topluma yaymak için çaba içerisindeyiz bununla ilgili. Aslında yıllardır birçok büyük şirket yanı sıra KOBİ'lerle de çalıştık. Ve mükemmellik modelinin, mükemmellik anlayışının toplumda yaygınlaşması için büyük bir çaba içinde olduk. Bu bugüne kadar başarıyla yerine getirilmiş bir misyon olmakla beraber bundan sonrasındaki diğer adımları belirlemek adına bu yeni değişim rüzgarı bize çok ciddi kılavuzluk edecek. Yani bize yol gösterecek diyeyim. Değişen dünyada her şey değişiyor gerçi işte. Siyaset de değişiyor. Görüyoruz Avrupa'yı, doğru, Amerika'yı. Değişen çok şey var. Çok şey var. Piyasalar bile farklı davranmaya başladı ve bir şeylerin evrildiğini görüyoruz. Şimdi anladığımızda sivil toplum kuruluşları Türkiye'de de bir evrilme, bir değişime girmeli gibi gözüküyor. Yani oraya doğru itiliyor sanki. Öyle hissediyoruz. Sanırım siz de çok yoğun hissetmişsiniz bunu. Bu değişim ne yönlü olmalı? Yani burada görev ve sorumluluklardan tutun da planlanan önümüzdeki süreçte kafanızdakiler neler olmalı? İyi bir, yararlı bir sivil toplum kuruluşu ağırlığını artırsın diye. Aslında sivil toplum kuruluşlarının öngörü kabiliyeti yüksek, yaratıcı düşünen
hayata ve sistemleri bütüncül görebilen bir yapıda olması lazım. Bizler misyonumuz gereği birçok konuda öncülük etmek zorundayız. Burada baktığımızda özellikle inovasyonla ilgili çalışmalar çok önemli. Bu konuda geleceği öngören bütün bilim adamlarının ve yetkin insanların şeyi şu, sivil toplum kuruluşları gelecekte çok daha önemli bir hale gelecek. Örnek vermek gerekirse nasıl bir konumlama yapmalı? Çünkü iş örgütü ve sivil toplum kuruluşları bir toplumun olmazsa olması aslında. Doğru. Öyle düşünüyorum ben. Doğru. Ama nasıl olmalı? Şimdi dünya nereye doğru gidiyor sorusunun cevabında hep bize 3 tane ana kulvar gösteriliyor. Özellikle bu anlamda inovatif insanların, yazıları çok takip edilen fütüristik yapıların hep öngörüsü şöyle. Diyor ki yapılar, şirketler gitgide daha büyük yapılara bürünecek. Yani daha büyük şirket yapıları, dünya üzerine yayılmış şirket yapıları. Bir ülke gibi. Bir ülke gibi, çok daha etkin, çok daha yaygın zincir gruplar. Onun dışında bir de çevreyle ve sivil toplum kuruluşları, yani topluma fayda yolunu öngören kulvar var ki, burada işte biz tam da o noktadayız. Sivil toplum kuruluşları özellikle sosyal anlamda çok etkili, çok daha belirleyici, çok daha öncü ve lider pozisyonunda olacak. Bir diğer kulvarda bireysel anlamda özellikle interneti kullanarak iş yapan, başkalarına fayda yaratan ve o faydadan o şekilde yararlanan bir grup. Yani kazan, bu üç kulvar gibi. Evet, bu üç kulvar yan yana gelecek için sanki en fazla göreceğimiz resmin puzzle parçaları gibi. Evet. Orada biz sivil toplum kuruluşları nerededir diye baktığımızda özellikle sosyal anlamda politikalara kadar giden etkiyi yapan eğitim, sanat, bilim alanında bir takım kriterlerin konması ve o disiplinin sağlanması anlamında çok daha ağır bir misyon yüklenecek gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte. Evet, önümüzdeki süreçte. Bir an evvel konumlanmak ve o anlamda yetkin hale gelmek lazım. Bana göre çok hani önemli bir misyon ve bu dünyanın her yerinde olan bir değişim, sadece ülkemize özgü değil. Diğer ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarının da bu değişime ayak uydurduğunu mu görüyoruz? Evet. Tam önce başladılar, evet. Onlar da mı yavaş yavaş başladı? Nasıl gözlemliyorsunuz siz? Biz genellikle bizim bir takım işbirliklerimiz var kuşkusuz. Avrupa Mükemmellik Vakfı ile çok yakın çalışıyoruz. Onlarda da benzer bir değişim rüzgarı var ve açıkçası aynı paralellikte hareket etmek niyetindeyiz. Sadece onlarla değil, bu tarzda etkili ve dünyada çok daha yaygın olan sivil toplum kuruluşlarıyla. Bu küreselleşme rüzgarları 1990'da başladı ama şu anda çok önemli bir noktasındayız. Artık dünyada bir çok fazla sınır yok gibi. Yani bu tarzdaki çalışmalar genel olarak yaygın zincirler tarafından ya da birbiriyle işbirliği içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarıyla oluyor. Bu da etkiyi artıran bir şey, daha güçlü hale getiriyor. Çünkü siz o etkileşimle aslında o ülke üzerinde ya da hangi konuyla uğraş veriyorsanız o konuda çok daha etkili hale geliyorsunuz. Aslında siz konuşurken aklıma şu geldi. Trump'la beraber biliyorsunuz o bir korumacı yapıya dönmek istiyor ama sizin de anlattığınızda aslında mümkün değil bu. İstediği kadar korumacı olsun. Az önce bahsettiğiniz internet ortamında bile büyük şirketler online satış yapıyor. Mümkün değil herhalde sınırları kapamak. Dünya ona çok farklı bir yere gidiyor. Değil mi? O zaman Trump da bir taraftan çok başaramayacakmış gibi algıladım şu an anlattıklarınızda. Sosyal sorumluluk projeleri de hep biz sivil toplum kuruluşlarından bunu görmeye alışıyoruz. Niyeyse kafamızda öyle bir imaj oluşmuş. Siz az önce dediniz ya eğitim politikaları, sanat politikaları. Bu da bunun içine giriyor. Burada daha mı ağırlıklı olacak sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projesi önderi mi olacak ya da destekleyiniz? Şimdi sivil toplum kuruluşlarının yapısı tabii çok önemli ama bizimki gibi yapılar ki biz kaliteye, yaşam kalitesinin artmasına ve rekabet gücünün artmasına hizmet eden bir misyonumuz var. Böyle bir bilinçle hareket ettiğiniz zaman bütün sosyal sorumluluk projeleri aslında sizinle yan yana olmaya başlıyor. Evet. Yani öyle bir çünkü ayrıştıramıyoruz. Ayrıştıramıyoruz ve bunun içerisinde oluyorsunuz bir şekilde. Biz şu anda birçoğuna zaten destek olma, içinde olma ya da bizzat yapma şeyindeyiz, konumundayız. Ama bu anlamda özellikle önümüzdeki dönemde kendi sosyal sorumluluk
projemizi de ağırlıklı olarak belirlemek istiyoruz. Biraz da bu Çalıştay'dan çıkacak yön, rota bize bazı konularda çok daha net bir resim verecek. Taşıdığımız böyle bir alanımız da olsun istiyoruz. Çünkü biz zaten o anlamda bütün sosyal sorumluluk projelerinin yanında olmakla beraber bizim adımıza olan bir projeyi de tanımlamak istiyoruz. Biz eğer yaşam kalitesini artırmaktan ve o anlamda çaba sarf etmekten bahsediyorsak bunun içerisine eğitim kesinlikle giriyor. Çocuk, kadın, bunların hepsi, bunlar ana konularımız zaten malum, toplumun da ihtiyacı olan konular. Bu konularda projelere imza atmaya devam edeceğiz. Şimdi Kalite Derneği zaten çok eski bir, evet, 25 yıllık toplum kuruluşu ve her Kasım'da yaptığınız zirvelerle biz netle görüyoruz zaten oradaki kurumların, firmaların, büyük firmaların, büyük genel müdürleri, CEO'lar geliyor. Çok farklı oluyor zirve, yani diğer zirveler, evet, gibi olmuyor. Dolayısıyla olsun, başka bir misyonu var gibi benim hissettiğim Kalder'in diğer sivil topluma nazaran. Özellikle kadın konusunda ben, biz kadınlar olarak mı ağırlık vermek lazım? Çocuk ve kadın eğitimde tabii hepsi birbirine iç içe geçmiş gerçi. Aslında her konu birbirinden önemli. Fakat kadın konusunu ben özellikle şöyle belki altını çizmek lazım. Toplumun %50'si diye kabaca baktığınızda çok önemli bir iş gücünden bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Çok önemli bir katkı, değerli bir katkıdan söz ediyoruz. Bunu maksimumda verimli bir şekilde katmak lazım. Çünkü dünya çok hızlandı, çok farklı bir yere doğru gidiyor. Eğer ülkenin rekabet gücü ve sürdürülebilir bir dünyaya doğru noktada pozisyonlamak istiyorsak, kadın iş gücüne çok ciddi ihtiyaç var. Bunun nasıl konumlanacağı da eğitimle tabii ki ilişkili. Çocuk derseniz kadından, evet, ayrı zaten düşünemeyeceğimiz bir konu. Eğitim deyince çocuk, evet, birbiriyle çok bağlantılı. Ama kadın konusunu çok tek başına bir kadın değil, yani ayrılmadan, hiçbir şeyi ayırmadan insanların nitelikli iş gücünü, hı hı, eğer katabilirsek toplumumuzun da topyekün yaşam kalitesini artırabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim duruşumuz bu. Kalder olarak ve bu konudaki her projeye de destek vermeye devam ediyoruz. Şimdi Çalıştay'da konu başlıklarınız var mı? Yoksa yani konu başlığı anlattıklarınız tabii o ayrı ama özellikle böyle spesifik ve netleşmiş ya da kafanızda tartışacağınız başlıklar var mı? Şöyle aslında demin de söyledim ya, biz yeni başlangıçların ve başarıların altyapısı olacak bir arayış içerisindeyiz. Yani orada bir fikir zannediyorum. Bu konuda nasıl yaşanacak, evet, değil bu mi? Bu konuda gerçekten, evet, fikirleriyle bize katkıda bulunabilecek çok değerli bir grupla çalışma yapacağız. Ve buradan çıkmasını planladığımız şey de rekabet ve sürdürülebilirlik konularında itici bir güç olmayı hedefleyen STK'nın nasıl pozisyonlaması gerektiği, yani kendini nasıl pozisyonlaması gerektiği. Biz birçok kuruluşun değişim ve başarı hikayesini eğer kılavuzluk etmişsek, kendi başarı ve değişim hikayemizi de çok düzgün bir şekilde yapmalı ve bunu da şeffaf bir şekilde paylaşmalıyız dedik. Hemen Çalıştay sonrasında bu paylaşımı yaptıktan sonra diğer sivil toplum kuruluşlarına da bu anlamda örnek olmak istiyoruz. Peki ortak bu konuda diyorum tabii, diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmanın yanında bir danışmanlık diyemeyeceğim ama ne denir ona bilemem. Önderlik. Önderlik, liderlik. Liderlik, evet, yapma noktasında da Kalder azimli mi? Evet, diğer kesinlikle sivil toplum, bizim öyle bir şeyimiz de var. Değişmesi, evet, gerekiyor, görüyoruz. Çünkü biz Kalder'in bir dernekten çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Çok daha öte bir şey. Rüştünü çoktan ispat etmiş ve topluma da çok ciddi katkılar yapmış bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla şu anda yaptığı değişimle beraber bir liderlik yapabilir, bir çatı oluşturabilir. Ve bu çatıyla aslında demin bahsettiğim sivil toplum kuruluşlarının bu toplumdaki daha etkin olma misyonuna da daha liderlik yapabilir, etkin olabilir bu konuda diye düşünüyoruz. Bir toplantı da, düşünmüyor mu böyle? Hani evet, diğer sivil toplum, bu da bu kuruluş, Çalıştay'ın, evet, sonrasında yapmayı planladığımız, atmayı planladığımız adımlardan biri. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü çok iyi bir noktaya değindiniz. Aslında dünyanın en başarılı şirketleri gerçekten hani kendini ara ara gözden geçirip özelleştirisini yapıyorlar. Yenilemem belki. Evet, doğru bir şekilde devam ettikleri için bu başarılarını sürdürüyorlar.
Biz de yaptığımız bu çalıştayla bunu planlıyoruz. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla tabii kaderi ayrı tutuyorum birkaç derneği, sivil toplum kuruluşunu, bir yenilenme zamanı gelmiş. Öyle evet. Görüyorum ben bir basın mensubu olarak. Dolayısıyla onun için sormak istedim ben size. Peki burada yani yeni değişen dünya düzeni ve değişecek sivil toplum kuruluşlarına öncü olan Kalder planlamaları orta uzunda nasıl? Değişimin aşamaları var mı? Gerçek çalıştayda konuşacaksınızdır mutlaka bunlar ama mutlaka siz kafanızda bir şeyler var. Çok evet. Doğru. Bu tabii ki kısa ve orta vadeli, hatta bir de uzun vadeli bir şey olmak zorunda. Var mı böyle bir kafanıza yıl veya? Var tabii ki. Yani bu bir 5 ve 10 yıl olarak bir şeyimiz olacak, çalışmamız olacak çalıştayda. En kötü şey aslında vizyonunuzun olmaması ya da güncellemediğiniz bir vizyonunuzun olması. Biliyorsunuz insanlar bazen hani eğer gerçekten bir vizyonunuz yoksa geçmişinizi sürekli tekrar ediyorsunuz. Eğer dünyanın nereye doğru değiştiğini görüyorsak, bu bizim kontrolümüz dışında da olabiliyor ki öyle. O zaman siz vizyonunuzu bu değişimin kaldıracıyla beraber çok daha etkili hale getirebiliyorsunuz. Bizim amacımız bu. Bunu yaptığımızda 5 yıllık hedefimizi ve 10 yıllık hedefimizi belirleyeceğiz Kalder olarak. Bir sivil toplum kuruluşu 10 yıl sonra kendini nerede görmeyi planlıyor? Bizim tabii ki bir vizyonumuz var. Ona göre adımlarımızı atıyoruz. Ama artık güncelleme zamanı olduğu için bunu dillendiriyorum. Belki çok majör bir değişiklik olmayacak ama güncellenecek yeni bir heyecanla 10 yıl sonra kendimizi nerede görmek istiyorsak oraya doğru adımlar atarak ilerleyeceğiz. Eğer yaşam kalitesi ve rekabet gücü ise o zaman belki hizmetlerimizi de değiştireceğiz. Organizasyonumuzu gözden geçireceğiz. İş yapma biçimimizi gözden geçirdiğimiz için yapılanmamız da değişecek buna bağlı olarak. Belki yönetim şeklimizi gözden geçirip bu anlamda çok ciddi farklılıklar yapacağız. Bütün bunlar da aslında dünyanın, yeni dünya düzeninin bizden talep ettiği şeyler. Zorunluluk aslında değil zorunluluk, mi? Kesinlikle. Hani olur ya, evet, hayat bazen bir yere iter insanı istemeden de olsa galiba sivil toplum kuruluşları içinde bunu böyle bir şey. Bunu direnirseniz zaten siz sonunda onun içinde kendinizi buluyorsunuz. Tabii. Hayatın her aşamasında böyle değil mi? Kesinlikle. Direndiğiniz noktada direkt içinde belki hazırlıksız yakalanıyorsunuz hatta. Hani şey önceden hazır olup planlı bir şekilde bunu yapmak çok daha doğru olan. Şimdi bu sadece sivil toplum kuruluşları açısından değil de şunu da sormak isterim. Bu ülkeler içinde, şirketler içinde veya en küçük birimler için bile bu değişimin, yenilenmenin geldiği belli oluyor gibi. Ülkeler bazı da bunun olduğunu gözlemliyoruz. Gerçi ne kadar yenilebiliyor ülkeler onu bilmiyorum ama bu süreçte bu yolda ilerlerken karşılaşılabilecek olası zorluklar noktasında neler düşünüyorsunuz? Kolay bir şey değil çünkü değişimi ayak uyduranlar, uyduramayanlar var değişim, çünkü. Değişim sözcüğünün kendisini söylemek dahi bir adım. Tabii. Bir stres sonrasında, aslında evet, bir noktada. Kesinlikle çünkü herkesin bir rahatlık alanından çıkması tabii. Gerekiyor. Konfor alanı. Konfor alanından çıkması gerekiyor. Sonrasında genellikle bu tarz çalışmalar yapılmıyor değil. Yapılıyor ama sözde kalan, hayata geçirilmeyen bir takım şeyler olabiliyor, kararlar olabiliyor. En kötüsü de bu. Evet. Siz o kararları aldıktan sonra bizim asıl amacımız bu. Çalıştay'dan heyecanla çıkıp o çıkan sonuçlarla artık bundan sonraki iş planlarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Bunun için örnek olmak istiyoruz. Çünkü benim hep bir şeyim vardır kullandığım, evren hareketi alkışlar. Yani söz, düşünce her zaman değerli olmakla beraber hayata geçirilmemiş, eyleme dönüşmemiş her söz ve düşünce bence boşuna gitmiş bir şey oluyor. Yani onu hayata geçirmemiş oluyorsunuz. Evet, neyi hayata zorlanıyoruz zaten. İnsanlar da şimdi belki izleyiciler de bizi dinlerken belki kendilerinden de bir şeyler buluyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü aslında anlattığınız şeyler ekonominin dinamizminde bize anlatıyor. Çünkü ekonomide de değişiklikler yapılmadığı takdirde aynı yerde sayıyoruz. Bir şey. Eğer siz davranışlarınızı ya da yaklaşımınızı değiştirmezseniz kendinizi tekrar etmeye devam edin. Aynı, yani farklı sonuç elde etmek mümkün değil orada. Einstein'ın bir sözü vardı galiba onun hatırladım şimdi. Ve bir 3 dakikamız kaldı. Ben tabii Kalder'in şimdi konuşuyoruz. 25 yıllık diyoruz ama bir geçmişini de aslında bakmak lazım. Nereden? Çıkış noktası neydi 25 sene önce? Tabii.
Çünkü 25 sene önceki dünyayla çok alakasız bir yerdeyiz. Öngörerek herhalde böyle bir yola çıkıldı. Belki de yolda evrildi, bilmiyorum. Ama şöyle bir geçmişe baktığımızda, çıkış noktası, gidilen yola baktığımızda ne söylemek istersiniz? Şimdi 1990'larda küreselleşme çok ciddi bir rüzgar halinde. Hazırlıksız yakalandık, evet. Ve bu bir ihtiyaçtı. Ve Calder çok zamanında bence ve ihtiyaca cevap verecek şekilde ortaya çıktı. Ve ülkenin ekonomisinde etkin rol oynayan bütün büyük şirketlerde Calder'le yan yana çok ciddi bir çalışma yaptı ve bu ülkenin ekonomisine ve rekabet gücüne önemli bir katkı oldu. 2000'li yıllarda ise kamunun da işin içine girmesiyle beraber orada IFKM Avrupa Mükemmellik Vakfı ile de biz artık ulusal bir işbirliği oluşturunca çok farklı bir yere geldi Calder. Bugüne kadar da bu yapı, dedim ya biraz evvel, bütün o kurum ve kuruluşların başarı hikayelerini, değişim hikayelerini kılavuzluk yaparak geldi. Bence biz geçmişimizle gurur duymalıyız. Çünkü çok doğru işler, çok güzel işler yaptık. Yaklaşık 6 aydır, 7 aydır da biz daha fazla nasıl etkin olabiliriz, daha çok nasıl katabiliriz'i sorguluyoruz. Biraz da Çalıştay'dan çıkacak sonuçlar bunları netleştirecek. Bana göre mükemmellik anlayışının toplumda çok daha temele yayılması lazım. Dünya bu kadar hızlı değişirken siz bu değişimde hızlı refleks verebilmek için öyle birkaç tane kuruluşun yaptığı çok özel çalışmalarla bu refleksi veremiyorsunuz. Ülkenin topyekün yaşam kalitesinin ve bu anlayışın, bilincin yükselmesi lazım. Yapabileceğimiz çok şey olduğunu inanıyorum. Özellikle eğitim alanında. Kesinlikle. Demin saydığımız kadın, çocuk gibi, eğitim gibi biraz daha sosyal sorumluluk çalışmalarında. Evet. Kamuda, ki kamunun çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum ben. Kamu bizim yaşam kalitemizi çok etkiliyor. Karar mekanizması aynı zamanda. Orada da mükemmellik anlayışının yaygınlaşması aynı dili konuşmayı getirecek. Hı hı. Onun dışında da KOBİ'ler, ki bugün Endüstri 4.0, hani oraya hiç girmiyoruz tabii, ama onun altyapısı, KOBİ. Teknoloji 2.0, onun altyapısı içinde orada bizim bir anlayışı yerleştirmemiz lazım. Evet. Yapabileceğimiz çok şey var. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Oradan başlık, en küçük birimden başlamak, evet, lazım gibi. Tekrar teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Buket Eminoğlu Pilavcı ve Calder Başkanı, çok teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul 88.264 seviyesinden başlayacak. Dolar 3.67, Euro 3.91, parite 1.06, faiz %10.9 seviyesinde. Ve kahve arası burada sona eriyor. Herkese iyi hafta sonları.